But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence. Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu tavşan tüylü hırkayı yapacağız. Bunu yaparken tavşan tüylü bir ip kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Ayrıca hırkamı yine altıgen motif tekniklerini kullanarak yaptım ama ipimiz tavşan tüylü olduğu için bakın bu şekilde hiç altıgen hırka modeline benzemiyor. Hiçbir yerinde köşeler görünmediği için bu şekilde çok güzel ceket görünümlü böyle spor bir hırka çalışması oldu. Kenarlarda akrilik ipler kullandım. Motifleri örerken 5 numara tığ kullandım. Şöyle bu 4,5. Şöyle 5 numara tığ kullandım motifleri örerken. Ayrıca kenarları örerken de 4,5 numara tığ kullandım. Kenarlarda kullanmış olduğum akrilik ipim 4 ve 4,5 numaraya uygun bir ipti. Yani sanırım 100 gramda 250 uzunluğa sahip ya da 230 metre uzunluğa sahip iplerdendi. Şöyle ipimi de göstermek istiyorum. Türkiye'den almıştım sarma iplerden. Bakın şöyle. Şimdi burada 3 kat tavşan tüyü ip var sarma iplerden. Birisi kahverengi, iki tanesi de bu krem rengi. Diğer aradaki iplerde böyle ince makine yünü gibi iplerden sanırım 6-7 kat ip var burada ama çok kalın değil. İnce olduğu için ipler böyle 6-7 kat da olsa 5 numara tığ kullanarak elimi gevşek tutarak ördüm. Yani aslında 4 numarayla da rahatlıkla örebilirdim ama biraz salaş olmasını istedim. 5 numarayla ördüm. Şimdi videonun ilerleyen kısımlarında ölçülerden çok fazla bahsetmedim. Bitmiş hali üzerinden vermek istedim başlangıçta. Şimdi benim hırkam 40 ile 44 bedene uyumlu oldu. Yani 40, 42, 44 beden için. Yani çok salaş giymek isterlerse 38 bedene de uygun. Hemen motiflerin sıra sayısını vermek istiyorum. Burada ben 19 sıra ördüm motiflerde. Daha sonra motifleri birleştirdikten sonra bunu videoda anlatırken hatırlarsınız. Bir sıra daha etrafından geçtim. Bir sıra daha birleştirme yaptıktan sonra. Dolayısıyla benim motiflerimin sıraları 20 sıra oldu. Ve bu 20 sıranın kullanmış olduğum ip ve tığ numarasına paralel olarak büyüklüğü bakın 24-25 santimetreye yakın oldu. Yani 25-25-50 santimetre beden genişliği şöyle bakın. Şimdi tabii motifleri birleştirirken arkaya da sıra ekledik. 3 sıra ekledim arkaya. Şimdi 3 sıra eklediğim için beden genişliğimiz toplamda şöyle bakın. Toplamda 53 santimetre oldu. Yani 53-53 106 santimetre genişliğinde oldu. Ama bu iple ördüğüm için biraz da esnek bir yapıya sahip. Yani üzerimize çok yapışmıyor. Şimdi şu kenarlarda kullanmış olduğumuz bakın buralarda da üst üste geliyor bu kısım. Açtığımız zaman daha da geniş oluyor. Dolayısıyla 40-44 bedene uyumlu oldu. Şöyle etek uçlarını göstermek istiyorum yakından. Videonun başında gördüğünüz ama şöyle etek ucunda bu şekilde yine kenarlarımız var. Ve kollarda da yine bu şekilde kol manşetleri yaptık bileklerde. Şöyle şimdi boyunun uzunluğunu vermek istiyorum. Şimdi motif olarak boyumuzun uzunluğu toplamda 55 santimetre oldu. Yani motifleri birleştirdikten sonra da 55 santimetre olana kadar boyunu uzattım. Bunu videonun ilerleyen kısmında anlatıyorum. Etek ucuna kadar da toplamda 60 santimetre uzunluğunda oldu. Evet şöyle yakayı göstermek istiyorum biraz da yakından. Bakın bu şekilde yakada 2 kat bir çalışma yaptım. Burada bunların ayrıntılarını küçük minyatür bir hırka üzerinde örerek gösteriyorum. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Evet şimdi başlarken her zamanki gibi altıgen hırkayı bilmeyenler için motif başlangıcından başlayacağız. Hemen kısaca ilk 2 sırayı göstereceğim. Şöyle tığıma bir ilmek attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlkin içine batıyorum.
ve şöyle kaydırmayla bağladım. Şu ipimizi arkaya alalım. Yani öne doğru yatırıp üzerine gizlemeyelim. Arkaya alalım ya, bu şekilde arkaya aldıktan sonra gizleme yapalım. Yani üzerine örerek, ya da şöyle zincirimizin burada bir, şöyle zincirimizin arasında da gizleyelim. Yani bunu sağlamlaştırarak gizlememiz gerekiyor. Çünkü tam motif başlangıcı burada sökülme olmaması için. Şimdi halkamızın içine iki ikili trabzan yapıyorum. İlk 3 zincirimiz, ilk trabzanımız ve burada 3 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar 3 ikili trabzan. Toplamda halkamızın içine 6 tane üçerli trabzan grubu yapıyoruz. Aralarda 3 zincirimiz var. Evet, toplamda 6 tane üçerli trabzan grubumu yaptım. Şöyle biraz sıkıştıralım başa doğru. Şimdi son 3 trabzanımı yaptıktan sonra zincir çekmeden şöyle bir ip aldım tığıma. Burada başlangıçta çekmiş olduğumuz 3 zincirimiz var. Hemen ilkin içine batıyorum. Burada gizlemiş olduğum ipimin de şöyle ucunu yine içeriye alacağım. Buradan bir ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte şöyle çok sık olmayacak şekilde topluyorum. Burayı yarım trabzanla kapattım. Şimdi tekrar 3 zincir. 3 zincir çekmeden de bakın şu şekilde de şöyle ilmeğimizi biraz uzatıp şöyle buradan bir ilmek aldım. Tekrar bunu da tuttum. Tekrar boşluğun içine battım. Buradan bir ilmek aldım ve tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte, ikisini birlikte trabzanla başlamış oldum. Şimdi 2 trabzan daha yapıyorum. Burası bizim ilk köşe boşluğumuz. Yarım köşe yaparak başladık. Dediğim gibi sizler buraya 3 zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki boşluğa atlıyorum ve köşe yapacağız. Yani 3 ikili trabzan. Arada 3 zincirimiz var. Tekrar 3 ikili trabzan. Her boşluğun içine bu şekilde köşe yapacağız. Arada bir zincirimiz var. Tekrar sıradaki boşluğa köşe yapıyoruz. İkinci sırayı da 6 tane köşe yaparak tamamlayalım. Toplamda 5 tane köşemizi bu şekilde yaptım. 6. köşemizi başlangıçta yarım olarak başlamıştık. Buraya geldiğimiz zaman, yani sona geldiğimiz zaman burayı karıştırmayalım, atlamayalım. Şimdi son köşemi yaptıktan sonra bir zinciri çektim. Şimdi yarım köşemi tamamlıyorum. Boşluğun içine battım ve 3 ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. trabzanım. Şimdi bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın şöyle tepesine batıyorum. Buradan tekrar şöyle başlangıçta farklı trabzan yaptığımız için şöyle 2 tane birden ilmek aldım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Evet. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Hemen şöyle bakın ilmeğimi uzattım. Buradan bir ilmek aldım. İlk ilmeğimi biraz gevşek tutuyorum böyle baş parmağımla. Daha sonra ikisini birlikte tuttum. Tekrar boşluğun içine battım. Şimdi 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Şimdi buraya tekrar yarım köşe yapıyorum. Yani 2 ikili trabzan daha ekledim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aralarda her zaman bir zincirimiz var. Köşelerde 3 zincirimiz var. Şimdi artık aradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Köşe boşluğuna geldim. Tekrar köşemizi yapıyoruz. Yani 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Bu klasik hanım dilendi beybendi modeliyle altıgen hırka motifimiz olmuş oluyor. Yani hep aynı şekilde başlıyoruz. Köşelerde zincirimiz her zaman 3 zincir olması gerekiyor bu altıgen hırka motifinde. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bir zincir çekeceğim. Tekrar bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan yapacağım. Evet, şimdi ben 2 tane küçük motif hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu birinci motifim. Sağ taraf ve sol taraf. Hemen şöyle
göstereceğim. Burada 6 sıra ördüm. Yani bu şekilde minyatür bir hırka üzerinden daha rahat görebilirsiniz. Şimdi burada son 6. sırayı ördüğüm zaman bakın şu benim yarım köşemin olduğu yer, kol birleştirmesi yapacağım. Yarım köşenin olduğu yer. Burada katlamayı farklı yapabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle tersi içe gelecek şekilde motifimi koydum. Son sırayı örmedim. Yani şu son kenarı örmedim. Kol birleştirmesini örerek yapacağız. Şimdi burada şöyle katladığınız zaman, şöyle karşıya getirip katladığınız zaman, burada birleştirme yaptığınız zaman kol bölümü bu tarafa bakıyor oldu. Yani tersi de çevirebilirsiniz. Diğer kol olur. Yani bunu karıştırabilirsiniz diye söylüyorum. Şimdi diğerinde de şöyle göstereceğim. Pardon, diğerini birleştirdiğim için. Şimdi bunda şu ipimin olduğu, yani son örmüş olduğum köşeyi şöyle bana bakacak şekilde koyduktan sonra köşeye alınca kol bu tarafta olmuş oldu. Şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle ya da şu tarafa çevirdiğim zaman şöyle yaptığım zaman bu defa kol bu tarafa bakmış oldu. Yani aslında fark etmiyor. Sadece bu taraftan birleştirme yaptığınız zaman beden kısmında ipi kesmiş oluyorsunuz. Yani köşeyi burada tamamlayıp burası beden kısmı olmuş oluyor. Buradan hatta ekleyeceğiniz sıralara devam edebilirsiniz. Arka bedene. Şöyle birleştirme yaptığınız zaman, buradan birleştirdiğiniz zaman, yani her iki motifi de bu şekilde birleştirebilirsiniz. Kollar aynı yöne bakacak şekilde. Yani şöyle. Şimdi burada da birleştirme yaptığınız zaman kola devam edebilirsiniz. Ben genelde bu şekilde birleştirme yapıp kolu tamamlıyorum. Diğer motifinde kolunu tamamladıktan sonra bedenlere sıra eklemesi yapıyorum. Şimdi burada hemen kol birleştirmemizle devam edelim. Şimdi son bir kenarım kaldı. Burada köşe boşluğuna 3 tane trabzanımı yaptım ve sadece bir zincir çektim. Şöyle tekrar gösteriyorum. Karşı tarafa koydum. Bu şekilde şöyle bir L mi diyelim, R mi diyelim, 90 derecelik bir açı elde ediyoruz. Hemen karşıdaki köşe boşluğuna atlıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Bu bizim ikinci zincirimiz olmuş oldu. Tekrar bir zincir ve buraya geldim. Köşemi tamamlıyorum. 3 ikili trabzan. Tekrar aralarda bir zincirimiz var. Bir zincir çektim. Karşı tarafta köşeden sonraki ilk boşluğa atladım ve buraya bir sık iğne yaptım. Zincir çekmeden bir ip aldım. Buraya geliyorum. Sıradaki bir zincir boşluğuna 3 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Karşı tarafa sıradaki boşluğa bir sık iğne. Zincir çekmeden bir ip aldım. Buraya geliyorum. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Sona kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sonda köşeyi birleştirmeyi göstereceğim. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Şimdi bakın burada karşı tarafta sıradaki boşluğa sık iğnemi yaptım. Bir ip aldım. Hemen köşe boşluğunun içine 3 ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi buraya birleştirme yapmadan hemen şöyle bir ip aldım. Karşı taraftan bir ip aldım. Pardon, burada bir ip almıyorum. Şimdi burada şöyle bir zincir çektim. Karşı taraftan bir ip aldım. Bir zincir çektim. Karşı taraftan bir ip aldım. Tekrar bakın burada yine yarım trabzanla kapatacağım çünkü. Şöyle ilk trabzanın üzerine battım. Buradan bir ip aldım ve üçünü birlikte topladım. Burada bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi daha önceki altıgen hırka videolarımda buradan kola devam ediyordum. Ama bundan bir önceki videoda da gösterdim aslında. Her altıgen hırka videomda keşfetmiş olduğum farklı teknikleri yeni videolarda sizlerle tekrar paylaşıyorum. Şimdi burada ipimi kopardıktan sonra kola devam ederken koltuk altından, yani şuradan ipimi tekrar bağlıyorum. Şöyle direkt sık iğne yaptım ve
2 zincir, yani 3 zincir çekmedim. Bir sık iğne 2 zincir çektim. Hemen buraya şöyle ipimi de gizleyeceğim. 2 ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kısaca kolu nasıl yaptığımı göstereceğim. İlk bu şekilde sıraya başlıyoruz. Bir zincir. Şimdi yapmış olduğum benim bu hırkamda burada daraltma yapmadım. Direkt bu şekilde koluma ölçerek ilerledim. Yani bir zincir, boşluğa 3 ikili trabzan şeklinde bilek kısmına gelene kadar devam ettim. Şimdi artık bundan sonra şuradan bunu üzerinize giyerek ölçebilirsiniz kolunu. Tabi burada arkaya ekleyeceğimiz sıralar da var. Yani bu tam böyle enseye yakın değil de biraz daha aşağıda durabilir. Ona göre ölçebilirsiniz. Şimdi burada devam ediyoruz. Şimdi şu köşelerin olduğu yere geldiğim zaman hemen buraya atladım. 3 ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir zincirim var. Tekrar yine köşe boşluğu olduğu için burada ipimizi de gizliyorum. Tekrar 3 ikili trabzan yaptım. Sizler de benim gibi tavşan tüylü iple örerseniz burada yapmış olduğunuz bu ilk sıraya, yani bu köşelerin olduğu yerde şu ilk sıraya bir tane işaretleyici takın. Çünkü tavşan tüyünde sıralar biraz zor görünüyor. Ya da şöyle ışığa tutarak bakabilirsiniz, böyle kaldırarak. O yüzden buraya bir tane mutlaka işaretleyici takın. Buradan sonra kaç sıra ördüğünüzü belirlemek için. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Hemen bu sırayı tamamlayıp manşeti nasıl yaptığımı göstereceğim. Tekrar bir zincir ve boşluğa 3 ikili trabzan. Bir zincir çektim. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Kaydırmayla bağladım ve tekrar bir zincir çekip ipimi kestim. Şu kısımdaki ipi de keseceğim. Şimdi burada ben daha fazla devam etmeyeceğim böyle. Burada sadece bu kol manşetini göstereceğim size. Onu da farklı bir iple devam edeceğim. Biraz koyu bir renk ama artık açık renk kullanıyorum. Işıkta yansıma yapıyor. Ben de artık hangi rengin daha iyi görüneceğini kestiremiyorum. Şöyle petrol mavisiyle devam ediyorum. Tığıma bir ilmek attım. Şimdi bunu istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz. Ben genelde şöyle ölçüyorum. Kolumda 4 parmak kaldığı zaman manşete başlıyorum. Tabii daha sonra onu giydiğiniz zaman belki kısalabiliyor. Bir sıra daha fazla örüyorum o zaman manşet bölümünü. Şimdi burada bakın yine koltuk altından başlayacağım ki birleştirme yerleri oraya denk gelsin. Şimdi burada hiç daralma yapmadığım için, daha doğrusu burada ben kendi hırkamda 16 sıra ördüm. Şu yeni başlamış olduğum sıradan sonra 8 sırayı aralarda bir zincir çekerek yaptım. Daha sonra diğer 8 sırayı aralarda bir zincir çekmeden yaptım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Yani genişliği gayet güzel oldu. Şimdi 16 sıra yaptım toplamda. Daha sonra da 7 sıra yarım trabzan sırası yaptım. Şimdi bu ilk yarım trabzan sıramıza başlıyoruz. Nasıl eksilteceğimi gösteriyorum. Şimdi benim bu ilk başlarken şu aralarda son 8 sıramda bir zincir olmadığı için direkt trabzanların üzerine başladım. Şimdi burada da sizler tabii aralarda hep zincir olarak örerseniz de şimdi göstermiş olduğum gibi ilk sıranızda aralardaki bir zincirleri atlarsınız. O şekilde yarım trabzan yaparsınız. Bakın 3 ilmeğim var. Direkt yarım trabzan yaparak başlıyorum. Şöyle bir ip aldım. Şöyle battım. Şu ipimi de alacağım. Üçünü birlikte topladım. Evet, yarım trabzanda bir ip alıyoruz. 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Şimdi burada ilk sırada daraltma yaparken 3 tane yarım trabzan yaptım. Dediğim gibi benim ilk sıramda aralardaki bir zincir yoktu. Sadece trabzanların üzerinden eksiltme yaptım. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. Sizin son sırada
Eğer buralarda bir zinciriniz varsa, yani buradan sonra hep aynı şekilde örmüşseniz, o zaman 2 tane yarım trabzan yapıp bir kesme yapın. 2 yarım trabzan bir kesme yapın. Şimdi ben kendi hırkama göre anlatıyorum. 3 tane yarım trabzan yaptım ve bir kesme yaptım. Şimdi burada bir tane zinciri atlıyorum. Şöyle kendi hırkamdaki gibi gösteriyorum. Onları yok kabul ediyorum. Hemen pardon, burada 3 tane yaptım. Kesme yapacağım. Şöyle 3 tane yaptım. Bir tane boşluğa battım. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Tekrar ip almadan sıradaki trabzanın üzerine battım. Tekrar bir ilmek çıkardım. 4 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Burada bir tane kesmiş oldum. Tekrar 1 2 şimdi üçüncüsü boşluğa geldi. 3 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi şöyle bir tane ilmeğimi aldım. Tığıma ip almadan sıradakinden de bir ip aldım. 4 ilmeğim var. Yine hepsini birlikte topladım. Bu şekilde kesme yapmış oldum. Tekrar 1 2 ve üçüncüsü şöyle bir tane atladım. Şimdi yine kesme yapacağım. Burada bir ip aldım. Buradan bir ip aldım. Tekrar tığıma ip almadan yandakinden bir ip aldım ve 4 ilmeğimi birlikte topladım. 2 ve 3. Şimdi ben ikinci sırada da yine kesme yaptım. 5 tane yarım trabzan yaptım. Yine bir tane kesme yaptım. Sadece iki sırada yaptım. Sizler artık geniş mi oldu, dar mı oldu, biraz ördüğünüz zaman bunu görürsünüz. Yine üzerinize giyerek görebilirsiniz. Ona göre sadece iki sırada eksiltme yaparsanız daha iyi olur. Yani burada 3 tane düz, bir tane kesme yaptığınızda çok geniş olduysa 2 tane örüp bir tane kesme yapabilirsiniz. Yine ikinci sırada 5 tane örüp bir tane kesme yaparsanız yeterli olacaktır. Bir de böyle ilk sırada belli olmuyor kesme yaptığınız zaman daralma. İkinci sırayı yaptıktan sonra da çok fazla toparlamıyor. Daha sonra 7 sırayı tamamladıktan sonra şeklini alıyor. Bunu deneyerek görebilirsiniz. Evet, şimdi ben yine kesme yapıyorum. Bu sırayı tamamlayacağım ve ipimi burada keseceğim. Şöyle. Çünkü hep aynı şeyi yapıyoruz. 3 tane yarım trabzan ve bir tane kesme yapıyorum. Pardon. İp almadan yapıyorum. Tekrar. Bakın sona geldiğimiz zaman artık nasıl denk gelirse sonda 2 tane ya da 3 tane kalabilir. Şimdi ilk kolu yaptıktan sonra, yani 2 sırada eksiltme yaparsanız kolu tamamladıktan sonra sonda bütün trabzanlarınızı tek tek sayın. Diğer kolu yaparken de aynı şekilde aynı sayıda olmasına dikkat edin. Evet, şimdi burada sona geldim. 3 tane trabzanım var. Bakın sonda başlangıçta 3 tane ile başlamıştım. Hatta şöyle şimdi 6 tane tekli yarım trabzan oldu. Şimdi burada son 2'yi keseceğim. Yani burası çok önemli değil bu şekilde. Hep aynı şekilde denk gelmesi gerekmiyor. Bunu ben artık göz kararı yapıyorum. Yemek yapar gibi. Evet. Şimdi burada tekrar bir zincir çektim. Kaydırma yapmış olduğum boşluğun içine. Yine aynı boşluğa batıyorum. Çünkü ilk yarım trabzanın üzerine kaydırmayla bağlamıştım. Aynı yere battım, bir zincir çekip ve bir yarım trabzan yaptım. Şimdi dediğim gibi ikinci sırada 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tane kesiyorum. Tabii sizler sıra sayılarınız benimkinden daha az olduysa, yani ben toplamda 19 sıra ördüm. 19 sıraya göre 2 sıra eksiltme yaptım. Sizler 17 sıra ördüyseniz o zaman burada tek sefer eksiltme yapmanız yeterli gelebilir. Ya da baktınız çok az daha kesmek istiyorsunuz. Buralarda ikinci sırada sadece 2-3 tane aralarda kesme de yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi 2 tane örüp sadece bir kesme yapabilirsiniz. Çünkü ben 3 ördüm, bir kesme yaptım. Evet, şimdi burada yine kesme yapıyorum. 5 tane ördüm. Şöyle hepsini birlikte topladım. Şimdi hep aynı şekilde toplamda 7 sıra ördüm.
Tabii sizler kullandığınız ipin kalınlığına göre burada 5 tane sıra da yapabilirsiniz. Yani artık burada size nasıl göründüyse kalınlığı bu kol manşetinin sıra sayılarını arttırıp eksiltebilirsiniz. Evet, şimdi ben devam etmeyeceğim artık. Videomuz çok uzuyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen burada ipimi keseceğim. Evet. Şimdi arkaya nasıl sıra eklediğimizi göstereceğim. Evet, şimdi ben diğer parçaya sıraları ekledim. Şöyle, bu şimdi bizim bir taraf bedenimiz. Bakın. Aynı şekilde aynı yerden başlamıyoruz. Şimdi bu sağ beden şu kısımdan arkadan başladım. Yani burayı ön beden kabul ettim. Şurada yakayı biraz düşürmek için şu köşenin içinden ilk trabzanımı yaptım. Şimdi göstereceğim onu öbürünün üzerinden. Köşenin içinden başlıyoruz yani. Buradaki birleştirme yaptığımız. Şimdi ben örnek parçası için 2 sıra ekledim. Ama kendi hırkamda toplamda 3 sıra ekledim. En az 3 sıra eklemenizi tavsiye ederim. Sadece 38, tam 38 beden olsun isterseniz 2 sıra ekleyebilirsiniz. Ama burada ensede hani yaka oyuntusunun geniş olması için böyle yapıyorum. Şimdi bakın bunu da bu şekilde çevirdim ve başlayacağımız yer şurası olmalı. Yani bunu fark etmeden şuradan başlarsanız bakın böyle olur. Şimdi şöyle çevirdiğim zaman ben buradan başlayacağım. Şöyle çevirdiğim zaman bakın arka beden sırası doğru bir şekilde denk gelmiş olacak. Evet, yani şuradan başlamayalım karıştırıp ya da alt bedenden de başlayabilirsiniz. Şimdi buradaki 2 sırayı şöyle geldim, 2 kenarda ördüm. Sadece şu yaka kenarına örmedim. Burada bedende de 2 sıra daha uzatmış olduk. Hemen şöyle tığıma bir ilmek atıyorum. Şöyle aldım. Şimdi köşe boşluğunun içine bir ikili trabzan yapıyorum. Biraz yakayı düşürebilmek için ve geniş olabilmesi için bakın burayı 3 seferde çıkarak siz buraya zincir de çekebilirsiniz. 3 zincirle de buraya ipinizi bağlayıp. Şimdi buraya uzun bir trabzan yaptım. Bir ip aldım. Zincir çekmeden hemen ilk boşluğa atlıyorum ve aynı şekilde modelimize devam ediyorum. Aralarda yine bir zincirimiz var. Şimdi bunu bu bedeni örerken ikinci sırasında birleştirme yapacağız koldaki gibi. Evet. Şimdi burayı daha fazla devam etmeyeceğim. Şöyle bakın buradan örüyoruz. Köşeye geldiğimiz zaman aynı şekilde dönüyoruz. Şuraya geldiğimiz zaman artık tekrar burada dönüş yapacağız. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada 3 zincirle yukarıya çıkıp modelin yani bir boşluk varsa 3 trabzan yaparak eğer buraya geldiğiniz zaman tek trabzan yaptığımızda 3 trabzanı atlayacaksak o zaman 3 değil 4 zincir çekerek burada dönüş yapıyoruz. Şu köşeye geldiğimiz zaman tekrar geliyorum ve buraya birleştirmeyi göstereceğim. Evet, tekrar dönüp geldim. Köşe boşluğunun olduğu yere kadar hemen şöyle göstereceğim. Kafanız karışmasın. Şöyle. Şimdi arkaya sıra ekliyoruz. İlk sıraya buradan başladım. Buradan döndüm. L şeklinde sona kadar geldim. Sonda bakın köşe boşluğuna sadece 3 tane trabzan yaptım. Burada 4 zincir çekip tekrar bir zincir boşluğuna trabzanlarla devam ettim. Bu şekilde geldim. Ters yüzden devam ediyorum. İkinci sırada. 3 sıra yaptığımız zaman son sıra yine ön yüzden olmuş oluyor. Hani birleştirme sırası ön yüzden olmuş oluyor. Şimdi bakın bu şekilde köşeye geldim. Şöyle tekrar dönüyorum. Şimdi bu arka bedenle diğerini birleştireceğim. Şöyle. Şimdi burada bakın. Şöyle. Nasıl denk gelirse şöyle. Çeviriyorum. Bu şekilde. Şimdi burada köşeye bir zincir çektim. Karşı tarafa alıyorum. Buraya da bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Hemen burada köşeyi tamamlıyorum. 2 ve 3. Tekrar bir zincir çektim. Karşı tarafa ilk boşluğa atladım.
Bir sık iğne. Tekrar zinciri çekmeden buraya geldim. Sıradaki boşluğun içine yine 3 trabzan. Yani koldakinin aynısını yapıyoruz. Bir zincir. Buraya atladım. Bir sık iğne. Bir ip aldım. Hemen sıradaki boşluğun içine geldim. Şimdi sonda kapanışı göstereceğim. Şöyle hızlıca ilerliyorum. Tekrar bir zincir. Bir sık iğne. Buraya geldim. Ve 3 trabzan. Çok küçük bir örnek parçası yaptım ama yine de örmesi biraz zaman alıyor. Şöyle. Son bir boşluğum kaldı. Bir zincir karşı tarafa atladım. Tekrar buraya geldim. Şimdi ilk başlangıçta şu kısma 3 tane trabzan yapmadığımız için burada yaka birazcık aşağıya düşmüş oluyor. Ayrıca burada trabzanımızı 3 seferde çıkarak yani uzatarak yapalım. Şimdi burada şimdi son boşluğa bakın. Karşı tarafta bir tane boşluğumuz var. Bir de trabzanımız var. Şimdi boşluğa atlıyorum. Buraya bir şöyle iplerimizi bırakalım. Bunu yakayı örerken gizleyeceğiz. Hemen şöyle bir sık iğne yaptım. Tekrar buraya geliyorum. Şurada zincir çekmemişim, pardon. Bir zincir çekeceğim yine. Bir zincir. Hatta burada iki zincir de çekiyorum bazen. Bu ensenin geniş olabilmesi için. Boşluğun içine bir sık iğne yaptım. Tekrar buraya geliyorum. Buraya şimdi bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 seferde çıkarak. Burayı biraz geniş tuttum. Hemen şöyle burada bir tane trabzanımız var. Onun tepesine şöyle kaydırma yapıyorum. Tekrardan bir zincir çekip ipimi kestim. Çok da önemli değil. Burayı istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz. Bakın burası biraz geniş oldu. Tabii sizler burada 3 sıra yaparsanız daha iyi olur. Daha dökümlü durur. Evet, bir tane daha hırka örmüş olduk. Şöyle. Şimdi burada bakın arkaya 2 sıra eklediğim için önlerde 4 sıra açığımız var. Bunu yaka kenarına yaptığımız bu kenarlarda örmüş olduğumuz yarım trabzan sıralarıyla tamamlayacağız. Şimdi burada uzatma yapmak istiyorsanız boyunu. Şimdi ben birkaç sıra ördüm hırkamda. Burada ipim tavşan tüyü olduğu için gerçekten çok güzel oldu hırkada. Hem model görülmedi, düz bir görünüm sağladı. Hem alta eklemiş olduğum sıralar görülmedi. Genelde altıgen hırkada hani burada köşeler bozulduğu zaman hemen ekleme yaptığımız belli oluyor ama benim ipimde belli olmadı ve farklı bir görünümü oldu. Şimdi burada isterseniz uzatmak için ben 55 santimetre olana kadar ördüm. Şimdi bakın burayı ölçelim. Bu küçük tabii ki. Burası 17 santimetre olmuş. Diyelim ki ben 20 sıra öreceğim. Buraya 3-4 sıra eklememiz gerekiyor. Şuradan başlıyoruz. Köşeden. Şuradan başlıyoruz. Burada bakın trabzanlarımız varsa ilk trabzanın üzerinden bağlayıp buraya direkt trabzan yapabilirsiniz. Ya da 4 zincir çekip buraya yani buraya kutucuk olması gerekiyor. Buraya trabzanlarımızı yapıyoruz. Daha sonra ön yüzden, ters yüzden bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar tabi üzerinize ölçerek de bakabilirsiniz. Bu önce alt kısmı tamamlıyoruz. Daha sonra etek ucundaki lastiği yapacağız. Yani yarım trabzan sırasını. Şimdi etek ucundaki yarım trabzan sırasına başlarken şimdi ben altta yine bir zincirlerle sıra ekledim. Şöyle hemen bir ilmek attım tığıma. Birazcık böyle dar olması için burada yani düz bir şekilde değil de biraz toplamasını istedim. Şöyle araya batacağım, batamadı. Şimdi buraya ilk trabzanın üzerine bir yarım trabzan yaptım. Sırasıyla devam ediyorum. Şimdi aralardaki bir zincirlere trabzan yapmadan ilerledim. Burada yarım trabzan yapmadım. Ayrıca ben hırkamı 5 milimetre tığ kullanarak ördüm.
Bu kenarlarda ise etek ucunda 4,5 numara ile devam ettim. Ya da başlangıçta 5 ile başlayıp 4,5 ile bitirdim. Aralarda yarım trabzan yapmıyoruz. Bu şekilde atlıyorum. Sadece trabzanların üzerine. Burada da toplamda 7 sıra ördüm. Bakın hafiften toplamaya başladı. Şimdi her zaman burayı gösterseydiniz dedikleri için aslında burayı gösteriyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Sona kadar devam ediyoruz. Sona geldiğimiz zaman bir zincir çekip döneceğim. Hemen ilk boşluğa, yani bir sonrakine değil, bir zincir çekip ilk boşluğun, ilk ilmeğin içine, dönüşlerde ve bitişte son ilmeğin içine de yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Hatta onu da göstereyim. Şöyle bir zincir çektim ve döndüm. Şöyle bir zincirimiz var diye şu kısmı atlamıyoruz. İlk buraya batarak başlıyoruz. Evet. Burada da dediğim gibi sizler kaç sıra yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben 7 sıra ördüm. Şimdi burayı tamamladıktan sonra burada aşağıya doğru 7 sıramız olmuş olacak. Şimdi burada her yarım trabzan sırası böyle yatay bir şekilde olduğu için her yarım trabzan sırasının içine bir tane yarım trabzan yaparak devam ettim. Onu da şu kısımda, bakın şuradan başlayacağız. Burada etek ucundaki lastiğin şuradan başlayacağız. Yani buradaki 7 sırayı tamamladıktan sonra yaka kenarına devam edeceğiz. Yaka kenarını örerken şöyle gösterecek olursam, şimdi hepsini yapmadım kenarların. Şimdi burada dediğim gibi 7 sıramız olacak. İlk sıranın içine batıp hemen yarım trabzan yaparak başlayacağız. Her yatay yarım trabzan sırasına birer yarım trabzan yapıyoruz. Daha sonra şurada, şimdi burada da yarım trabzanımız, bakın şu köşe boşluğuna bir tane yarım trabzan yaptım. Daha sonra bütün trabzanların üzerine ve boşluklara da, yaka kenarında boşluklara atlamadım. Boşluklara da yarım trabzan yaptım. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Bu tarafı şöyle başlayalım. Yani burada diğer lastiğimiz yok ama buradan başlayalım şöyle. En son yaka kenarını yapıyoruz. Daha düzgün görünüyor. Şimdi şurada bir sıra yatayımız varmış. Bakın şöyle yatay trabzanlarınıza da, yatay ikili trabzanlarınızın içine de her zaman iki tane yarım trabzan yapıyoruz. Burada sıra eklediğiniz zaman, şimdi sadece etek ucundaki yarım trabzan sırasına göre söyledim ben, bir tane diye. Evet. Tekrar bakın burada köşe boşluğumuz var. Köşe boşluğuna bir tane yaptım. Şimdi burada da aslında iki tane yapabilirdik. Şey olmadığı için, hani buradaki şu etek ucundaki lastiğimiz olmadığı için bu şekilde başladım. Umarım anlaşılmıştır. Zaten örgüden anlayan arkadaşlar bunu biliyor. Gördükleri zaman oradan mantık yürütebilirler. Şimdi aradaki boşluklara da bir yarım trabzan yapıyorum. Sizler tavşan tüyü ip kullanmadan da yine aynı görünümde bir yani bu hırkanın görünümü biraz böyle sweatshirtler gibi oldu. Tabii tavşan tüyü olduğu için de biraz fark etti ama yine bu yaka kenarı, etek ucu, kol manşetleri yarım trabzanla yaptığımız için farklı bir havası oldu. Evet, şimdi bakın buraya geldiğimiz zaman her iki kenarı farklı yapacağız. Pardon, burada bir şey söylemeyi unuttum ben. Şimdi burada şu renkli yarım trabzan sıramıza başlamadan önce bir sıra yine modelimizi devam ettiriyoruz. Şöyle başlıyoruz. Şu kısımdan bir sıra buraya yine aynı şekilde modelimizi örüyoruz. Artık bunu göstermeme gerek yok. Burada nasıl altta arkaya sıra eklerken gösterdim, o şekilde. Buradan başlıyoruz. Bir sıra, yani şu yarım trabzan sırasını etek ucuna yapmadan önce etek ucundaki uzatmayı tamamlıyoruz. Daha sonra ilk boşluktan, şu kısımdan göstereyim. İlk boşluktan buradan trabzanlarımızla bir zincir boşluklarının içine batarak buraya bir sıra etrafını örüyoruz. Daha sonra dediğim şekilde yine aynı dediklerim geçerli, etek ucunu yapıyoruz ve sonra buraya başlıyoruz. Çünkü sadece yarım trabzan sırası yaptığımız için yaka kenarlarında bunu çok fazla, en fazla 10 sıra örebiliriz.
Yoksa çok kalın olur. Dolayısıyla biraz da düğmeli yapmak isterseniz siz de benim gibi biraz üst üste gelmesi gerekiyor. O yüzden ben buraya son bir sıra ekledim. Sonra bu kenarları yapmaya başladım. Şimdi burada kenarları hep bütün etrafını dolaşarak yapmıyoruz. O yüzden gösteriyorum. Şimdi burada kendi hırkamda, kendi bedenimde burada 1, 2, şöyle bakın şu köşe boşluğuyla 1, şuradaki 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 2 tane de trabzan bölümünü bıraktım. Buradan geri dönüyoruz. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi ben toplamda 6 sıra yaptım bu kenarlarda. 3. sırada 3. sırada ilik açtım. Şimdi sağ tarafta ilik açıyoruz. Şimdi burada sadece 3 sıra yapacağım. Ortadaki sırada ilik açmayı göstereceğim. Yani bu sırada. Şimdi biraz ben yukarıda çok fazla, yani şu kısımda düğmemizin olmasını istemedim. Biraz aşağıya indim. Tabi burada modelimiz küçük göründüğü için burada da ilik koymamız gerekiyor aslında, ama kendi hırkamda biraz aşağıya indim. Her iliğin arasında kaç tane yarım trabzan bıraktıysam başlangıçta saydım, ondan sonra devam ettim. Yani burada döndüm, hemen ilk iliğimi açmadım. 10 tane yarım trabzan ördüm. 10 ya da 12 olabilir. 10 tane diye hatırlıyorum şu anda, bir an için unuttum ama 10 tane yarım trabzanımı ördüm. Şöyle 2, 4, 6, 7. Burada şimdi 8, 9 ve 10. Tabii sizler en üstte de bir tane düğme olsun isterseniz burada 2 tane yarım trabzan yapıp hemen şimdi gösterdiğim gibi ilik açabilirsiniz. İliğinizi açıp sonra aralarda 10 tane yarım trabzan yapabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. 2 tane yarım trabzan atlıyorum. Üçüncüsünün üzerine battım. Yine 10 tane, yani bununla birlikte 10 tane yarım trabzan yapıyorum. Şöyle. Şimdi bunu arada 4 tane yaptım. 10 kabul edelim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Hemen devam ediyorum. 2 tane ilik açmış oldum. Ve son yarım trabzanım. Tekrar bir zinciri çektim ve döndüm. Yani burada 3 sırayı tamamladıktan sonra 3, pardon, 2 sırayı tamamladıktan sonra 3. sırada ilik açıp 4, 5, 6 yapabilirsiniz ya da 4. sırada ilik açıp 5, 6 olarak da, çünkü bunun üzerine 2 sıra ördüğünüz zaman tam ortaya gelmiş olacak. Tekrar dönüyorum. Hemen ilk ilmeğin üzerine bir trabzan yaptım. Şimdi ben spotlar gözüme alıyor ve şu anda hem kameraya bakıyorum, ipi göremiyorum aslında. Evet, boşluğun içine de şöyle 2 tane yapıyoruz. Yine sayıyı tamamlıyoruz. Yine boşluğun içine 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi burada boşlukların, şöyle bakın, şurayı söküp göstereceğim. Şimdi bu boşluğa 2 tane yarım trabzanı yaptıktan sonra ilk başta böyle zincire doğru gelen ilmeğin üzerine batıp arada 10 tane yarım trabzan yaptığınızı kontrol edin. Bunu sayarak ilerleyin. Ya da burada ilk zincir gibi görünen ilmeğe batmazsanız, yani 10 değil de 9 olursa, o zaman şöyle sonda, şöyle göstereceğim. Sonda şu kısma, bakın şu kısma zincirin dibine 10. yarım trabzanınızı yapmanız gerekiyor. Yoksa arada eksiltme yapmış olursunuz. Çünkü orada zincir çektiğimiz için bu trabzanın ilmeği zincire doğru kayıyor. Ben genelde şöyle yapıyorum. Hemen ilk baştaki, bakın, zincire bitişik oluyor. İlmeğin içine batıyorum. Buradan itibaren diğer ilik boşluğuna gelene kadar 10 tane yarım trabzan yapıyorum. Evet, burayı bitirelim hemen. Son olarak yakayı anlatacağım. Yakayı biraz farklı yaptım. Yani tabii sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama aynısını yapmak isterseniz, aslında farklı bir yaka yapmak için başladım.
daha farklı bir yaka yaparak bitirdim. Şimdi burada bir zincir çektim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz eğer yakaya devam etmek isterseniz, ama kafamız karışmasın. Burada hemen ipimizi de uzun bırakarak keselim. İğne yardımıyla aralarda sağlamlaştırma yapalım. Şimdi bu şekilde burayı tamamladık. Karşı tarafa başlarken kaç sıra örecekseniz ters ya da ön yüzde bitip bitmeyeceğini, yani buradan ön başladım, terse döndüm, tekrar ön olarak bitirdim. Bakın 3 sırayı. Buradan başlayacağız. Karşı tarafa başladığımız zaman, bakın buraya geldiğimiz zaman aynı yerden başlamamız gerekiyor ve aynı sayıda da yarım trabzanımızın olması gerekiyor. Burayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Şimdi buranın aynısını şu etek ucunda da hayal edebilirsiniz. Şimdi yakayı yaparken aslında ben gömlek yaka yapacaktım. Sonra biraz benim ipim ince geldi. Böyle çok ince düştü yakanın o şekilde olması. Şuradan başlayıp, yani gömlek yaka yapmak isterseniz şuradan başlıyoruz. Diğer tarafta da yine şu kısımda bakın sayalım. 1, 2, 3 boşluğumuz şuraya gelecek. Başladığımız, bakın buraya kadar devam edeceğiz yarım trabzan yapmaya. Şöyle şimdi buradan başlıyorum, son yarım trabzan yapmış olduğum boşluğa battım. Gömlek yaka yapmak isterseniz istediğiniz şekle gelinceye kadar, yani bunu ördükçe göreceksiniz omuzlara düştüğünde, sıra sayısı veremeyeceğim, istediğiniz uzunluğa geldiği zaman bitirebilirsiniz. Şimdi buralarda yine boşluklara da yapıyorum. Trabzanların üzerine de yarım trabzan yapıyorum. Yakada çok fazla toplamasını istemiyorum. Tabi sizler çok açık da olmuş olabilir. O zaman biraz toplayabilirsiniz. Bakın burada birleştirdiğimiz köşe boşlukları var. Köşenin içine atladım. Şimdi buraya da iki tane yapıyorum. Ya da şöyle yapalım. Bir tane yaptım. Bir tanesini de şu arada sık iğne ile birleştirme yaptığım yerin şöyle içine batacaktım ama batamadım. Şöyle araya battım. Bir tane de köşeye battım. Dediğim gibi buralara ikişer tane de yapabilirsiniz. Çünkü yakada gerginlik oluşmaması için. Şimdi buradan atlıyorum. Burada bakın yatay duran şu 3 defa da çekerek yaptığımız trabzanın olduğu yere geldim. Buraya 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Volanlanma olmayacak şekilde ya da gergin olmayacak şekilde 4 tane de yapabilirsiniz. Bakın şurası birleştirme yeri, hemen atlıyorum. Buraya da 3 tane yapacağım. Bunu bir ilk sırayı örüp görmeniz gerekiyor. Tekrar köşe boşluğunun olduğu yere geldim. Hemen şu araya da batmıştım diğer tarafta. Buraya yarım trabzan yaptım. Tekrar buraya atladım. Ve bir yarım trabzan daha yaptım. Şimdi bakın burası birleştirme yerimiz. Şöyle kol burada. Şurası eklemiş olduğumuz iki sıra, kafanız karışmasın. Burada yatay olan üçer defada çekmiş olduğum boşlukların içine 3 tane yaptım. Tekrar devam ediyorum. Omuzlardaki köşelere bir tane yaptım. Şu birleştirdiğim ara boşluğa da bir tane. Tekrar döndüm. Öne döndüm şimdi. Tekrar buraya geliyorum. Ve ikincisinin üzerine. Burada iki tane, üç tane boşluğumuz, iki tane trabzan grubumuz var. Evet, iki tane trabzan grubunun üzerine ördüm. Şimdi bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Evet, ne gergin ne de volanlanma olmamış. Şöyle, yani burada sayılar çok önemli değil ama biraz böyle muntazam durması için kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan yakaya geri dönüyorum. Şimdi burada ben toplamda 12 sıra ördüm. Dediğim gibi gömlek yaka yapacaktım ama ipim ince olduğu için çok hoşuma gitmedi duruşu. Yani böyle biraz cansız durdu. O yüzden ben de örmüş olduğum yakayı ikiye katladım. Şimdi şöyle ikinci sırayı tamamlayıp hemen geliyorum ben. Daha sonra göstereceğim.
Evet, yakada 3 sırayı tamamladım ben şimdi. Toplamda kendi hırkamda 12 sıra yaptım. Bakın sizin ipiniz kalınsa bu şekilde hakim yaka olarak bırakabilirsiniz. Yani 12 sıra değil de 7 sıra yapıp hakim yaka olarak bu şekilde bırakabilirsiniz. Benim ipim biraz ince olduğu için şöyle yaptım. Toplamda 12 sıra örüp şöyle ikiye katladım. Şu kısımda başlamış olduğumuz şu sıraya kaydırmayla birleştirdim. Hemen onu da göstermek istiyorum. O zaman biraz daha böyle sert ve daha dik durdu. Bakın şöyle katladım. Şimdi burada tabii az sıram olduğu için çok iyi katlayamıyorum. Şimdi burayı katlıyorum. Hemen burada bakın ilk başlamış olduğum şu trabzan sırasının şöyle ilmeğimi çıkartacağım. Şimdi buradan şöyle battım. Buradan şöyle tersten buraya birleştirme yapıyorum. Buraya kaydırma yapacağım. İpinizi kesip daha sonra da başlayabilirsiniz. Şöyle. Şimdi buraya bir kaydırma yaptım. Daha sonra bakın bu şekilde sıradaki hemen yarım trabzanın şöyle içine battım. Aralardan şöyle batıyorum. Tığımı bu şekilde alttan geçirdim. Batmış olduğum aynı yerlere battım aslında. Şöyle aldım. Şimdi ince olduğu için biraz zor kıvrılıyor. Şu ilmeğimi biraz çekeceğim. Tekrar sıradakine battım ve buradan şöyle aldım. Şöyle kaydırma yaptım. Tekrar ipim gevşedi. Şuraya battım. Şöyle çevirdim. Elimi alta koyarak. Tabii daha uzun ördüğünüz zaman daha kolay oluyor. Şöyle aradan battım. Yani tam üst üste de denk getirmedim açıkçası. Çünkü ipim tüylü olduğu için benim hırkamda çok görünmüyordu. O yüzden böyle aralardan bulduğum boşluklara batarak şöyle ilmeğimi çıkarttım. Tığdakinden kaydırma yaptım. Tığımdaki ilmeği çok sıkı tutmuyorum. Burada çünkü büzme yapabilir. Şöyle batıyorum. Bakın arkada arada bir zincir boşluğuna battım. Tekrar buradan çıkardım. Kaydırma yaptım. Şöyle bir tane daha göstereceğim. Buradan battım. Şöyle aradan. Yani bir iki tane kaydırma yapmış olursanız ileriye doğru, o zaman aynı yere tekrar batabilirsiniz. Evet, böyle küçük oldu şimdi. Bu şekilde katladım ve buraya kaydırma yaptım. Hemen onu kendi hırkamın üzerinde tekrar göstereceğim. Şöyle. Burada daha rahat görebilirsiniz. Bakın burada aslında iki kat var. Şöyle kaydırma yapmış olduğum yerler. Gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Yani şuraları gösterdim aslında. Üstüne batıp şu tığımı alttan geçirip şöyle battım. Şöyle ilmeğimi aldım. Tekrar kaydırma yaptım. Burayı kaydırma yaparak ikiye katlayarak birleştirdim. Sona geldiğim zaman şöyle dönüş yaptım. Arası açık kalmaması için burada da yine kaydırmalar yaptım. İpimi uzun bırakarak kesip burası iki kat olduğu için araya şöyle iğneyle içerisinde kalacak şekilde yürüttüm. Aynı şekilde burada da baştan yani tekrar ipimi bağladım. İpimi her iki tarafta da uzun bırakıyorum. Burada kaydırmayla birleştirdim. İğne yardımıyla içinde bu iki kat olduğu için iç tarafta gizledim. Bu şekilde şöyle daha dik duran, daha sert bir yakaya sahip olmuş oldum. Dediğim gibi burayı aslında bu şekilde birleştirmeyecektim ve gömlek yaka olarak şöyle omza düşük bir şekilde kullanacaktım ama ensenin de çok aşağıya düştüğü zaman yaka ensenin de açık olmasını istemedim. Ama sizler tabii daha kalın ipler kullanıyorsanız yine gömlek yaka yaptığınız zaman böyle ikiye katlandığında dik durabilir. O yüzden öyle de devam edebilirsiniz. Yani şöyle gösterecek olursam uzun olsaydı şöyle yaptığımız zaman buraya düşecekti. Şu şekilde omzum üzerine gelmiş olacaktı. Evet, bakın burada da yine tekrar şöyle. Burada ben 6 sıra dedim ama sayalım 1 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Son sırada da kaydırma yaparak bakın burada 4,5 numara ile ördüm. Sonda kaydırma sıramı 5 numarayla devam ettim. Yani bir sıra trabzanlarım bittikten sonra kaydırma yaptım. Şöyle kolda da aynı şekilde yine büyük tığ kullanarak kaydırma yaptım. Çünkü burada gerginlik oluşmaması için. Bu
Manşetlerin genişliği de 22-23 santimetre oldu. Sizler tabii 24 santimetre olabilir. O zaman biraz daha rahat olur. Evet. Hırkamızın anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Videolarımın devamı için abone olmayı ve Instagram hesabından da yine bana soru sorabilirsiniz. Burada yorumlarda da sorabilirsiniz. Evet, hırkamızın anlatımı bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.